Lay 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 lay. Karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi. Seviyorum. Öyle böyle değil. Nazlı'yı seviyorum. Her gün ne haber? Ne olsun vallahi. Ben de böyle İmeçe'ye gideceğim şeyleri yazıyorum. Kaset şeylerini yazıyorum. Siparişleri yazıyorum. Hayırdır ya? Hayır ya. Gülden'le karşılaştık. Ha ben anlamıyorum ki ben yani. Böyle bir afralar, bir tafralar, bir havalar. Bir gün gülüyor, bir gün surat asıyor. Yani ruhum, kalbim çorba oldu ya. İç organlarım, duygularım paspas oldu, yerbez oldu ya. Bu ne ya? Haklısın, haklısın. Ne desen haklısın. Vallahi seni en iyi ben anlarım kardeşim. Vallahi ne desen haklısın. Beni nereye sen anlıyorsun beni ya? Ha, kalbinde bir aşk mı var, hayatında bir kız mı var? Seni en iyi ben anlarım. Neyi anlıyorsun sen ya? Allah Allah ya. Allah Allah. Belki de var. Sen bilmiyorsun. Aman aman. Bak. Bana o pavyon gülü Nazmiye'den falan bahsetme. Severim seni. Kalbini kırarım Allah aşkına. Hayır kardeşim. Lütfen. Allah Allah. Ciddi bir şey. Nazmiye'den... Ya ciddi bir şey. Ciddi bir şey. O olur. Olsa ciddi bir şey olur. Beni bilmiyor musun? Ben sevdim mi tam seven bir insanım ben. Ciddi bir şey olur. Ciddi bir şey. Seversin ki hocam. Ya düşünsene, ben can dostun Ergun, bir kıza deliler gibi aşık, onun aşkından ölüyor ve o kızla evlenmek istiyor. Sen buna şimdi sevinir misin, sevinmez misin? Soruya bak ya. Sevinirim tabii oğlum. Sevinir misin, sevinmez misin? Seviniriz dedik ya oğlum. Mutlu olur musun, olmaz mısın? Olurum tabii canım. Çok mu mutlu olursun? Çok mutlu. Çok mu mutlu olursun? Tabii ki. Söz mü? Söz. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Sen niye öyle Gülden'in suratı asık dedin? Sen şey yaptın. Ha abicim ya. Ya bu kızları anlamak zor ya. Anlayan varsa biri gelsin. Hiç anlamıyorum ya. Bir gün gülüyor, bir gün suratını asıyor. Bir gün tatlı tatlı gülüyor böyle gözünün içinde ışık parlıyor. Öbür gün yüzümüze bakmıyor. Ay seviyor mu, sevmiyor mu, ilgi duyuyor mu, nefret? Daha anlamadım ki. Anlayana kadar ömür geçecek, ömür. Of. İnşallah başına gelmez öyle bir şey. Ha, hadi bakalım, aç bakalım ağzını. Geliyor baklava, aç, aç. Uçak geliyor. Yeter uçak abi. Geliyor. Aa, daha bir şey yemedin, 15 tane yedin ha. Özlemişindir oğlum sen içeride bunları. Ya özlenmez mi? Bırak baklavayı, insan içeride kuru soğanı bile özlüyor. Değil mi? Vallahi var ya, biz böyle futbol oynadıkça bu aşağıki mahalleden daha çok enayi baklavası yeriz. Eyvallah. Ha unutmadan, bir dahaki hafta ben de varım ona göre.
Aa, ayıp ettim, beni kaybettin. Aç bakayım, hadi bitecek o, hadi. Öyle ya, elimde var ya. Olsun, olsun, al. Hadi uçak geliyor, uçak geliyor. Bak ne diyeceğim, aklıma ne geldi. Madem biz bu kadar iyi top oynuyoruz, diyorum ki bizim hedef büyütmemiz lazım. Neyimizi büyüteceğiz anlamadım. Hedefimizi büyüteceğiz. Yani diyorum ki bir kulüp kuralım. Oradan da amatör kümeye geçelim. Hem böylece daha zevkli olur. Allah Allah. Böyle istediğimiz gibi kulüp kurabiliyor muyuz öyle? Zart diye kulüp oluyor mu? Aç aç geliyor, uçak geliyor. Niye geliyor. Alper, Alper. Ya oğlum, senin bu kulüp bulüp örgüt işinden içeri girmedin mi sen? Ah be Recep abicim, örgüt mü dedim ben ya? Kulüp diyorum, kulüp. Ya o da işte örgüt gibi bir şey. Yapma yavrum ya, yapma yavrum ya. Ye baklavanı, işine bak ya. Ya şu huzur ve güven ortamını bozma Alper'cim ya. Recep abi, sen huzur içinde otur diye istersen biz tekrar içeri girelim. Yok. Ha ne dersin? Hatta hepimizi toptan atsınlar. Hepimizden kurtulur. Tabii evladım. Ya. Recep abi, çocuk daha yeni alıştı buraya. Yaptığın şeye bak. Hep evladım, korkuyorum. Ben de onlar için, benim için. Tövbe estağfurullah. Siz içerideyken biz de burada kötü günler geçirdik ya. Ya eskiden anarşi varken vurulacağız diye korkuyorduk. İhtilal oldu, tutuklanacağız diye korkmaya başladık ya. Ah be Fehmi abi, en büyük korku bu değil mi? Ya insan konuşmaktan, yazmaktan, ya düşünmekten korkar mı? Selam aleyküm. Oo, gel bakalım Alper, gel otur gel. Aleyküm selam, gel. Refik, bir çay getir Alper abi. Eyvallah. Biz de işte sizden konuşuyorduk ya. İçeride kim bilir ne zorluklar geçirdiniz ya. Ya Fehmi abi, aslına bakarsan bizimkine zorluk denmez. Biz bir şekilde dışarı çıktık. İçeride bir sürü insan kaldı. Suçlu mu, suçsuz mu belli değil. Neyin suç olduğuna deliller, adalet, hukuk değil abi. Onlar karar verdi. 165 kişinin idamını istemişler. 165 kişi. Suçları devleti yıkacaklarmış. Adam öldürmüşler. Delil? Delil melil yok. Kurmaca mahkemeleri yaptılar jet hızıyla. Sonra yalancı uydurma polis raporları, deliller oldu bittiye getirdiler. Erdal mesela. Erdal Eren 17 yaşındaydı abi. 17 yaşında. Çocuğa bir suç attılar. Sonra kararını verdiler. Hakim idamını isteyemedi. Çünkü yaşı tutmuyordu. Onlar ne yaptılar biliyor musun? Erdal'ın yaşını büyüttüler abi. Yaşını büyüttüler, astılar çocuğu. İbret alem için. Sonra bir de dalga geçtiler. Asmayalım da besleyelim mi diye. Adaletmiş. Bunların adaleti bir sağdan bir soldan çocukları, gençleri öldürmek. Onların geride bıraktıklarını, ailelerini, sevdiklerini, ya umutlarını, hayallerini düşünmediler Fehmi abi. İdam sehpaları bunlar için birer oyuncak. Bakalım bu oyuncak daha ne kadar güzel adamın canını alacak. Ah be Recep abi. O eski günlerimde olacaktım var ya, fark atacaktık, fark. Hiç unutmuyorum. Bizim o zaman semt takımı var, yaylacık sporda oynuyorum, tamam mı? Bizim maç var, esnaf spor lan. Biri bana topu bir havalandırdı, göğsümde bir indirdim ayağıma. 4 defa sektirdim, röveşotayla bir koydum, 90'a girdi biliyor musun? Zaten o golden sonra beni Buca Spor'a transfer ettiler. O zamanın parası çok fena ha. Bir ton kömüre transfer oldum. Normalde herkese en fazla yarım ton veriyorlar. Vay 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 Mesut kardeş, anılarla dolu koca bir hayat. Sen topu ne yaptın dedin? Sektirdim beyler, sektirdim. Allah Allah, sen top sektirebiliyor musun ya? Sen zaten beygir gibi keşte dur. Oğlum sen maydanozunu satsana. Hayır yani ben iki taneden fazla sektiremezsin gibi tahmin ediyorum da hadi bilemedin üç. Hadi 4, en son böyle bir abanırsın, ayakkabı bir yere, top bir yere gider, 4 işte. Ne diyorsun lan sen abeci? Ben topu ayağıma aldım da 100 defa sektirmeden hayatta bırakmam.
100 diyor ya. Yok 500. Var mısın lan iddiasına? Varım. Bak oğlum, alacağım topu, senin gözüne soka soka 100 defa sektireceğim. 100'üncüde de böyle bir havalandıracağım topu. Röveşatoyla bir koyacağım, tak. Çınaraltı balıkçısının oraya girecek 90'a. Vallahi bu iddiaya girmemek için salak olmak lazım. Ya Mesut, yapma oğlum. Genç misin sen? Dur be Recep abi, dur. Karışma, Allah Allah. Bak oğlum, Domat Mustafa. Hı. Dediğimi yaparsam bir tane top alacaksın. O topla Galatasaray maçına gideceksin. Maçın çıkışında bekleyeceksin. Kaptan Fatih Terim'e imzalatacaksın topu. Benim adıma, tamam mı? Bir de oğlanın adına. Sonra getireceksin topu bana. Elimi öpeceksin. Helal olsun sana birader. Kalıbının adamıymışsın diyeceksin, tamam mı? Ondan sonra topu da benim oğlana hediye edeceksin, tamam mı? Mesut kardeş, sen o topu 100 kere sektir. Ben değil Fatih Terim, Arjantin'e gider Maradona'dan alırım o imzayı, tamam mı? O topu da getiririm, elini de öperim, alnını da öperim. Tamam, göreceğiz. Tamam. Göreceğiz bakalım. Ama he, sektiremezsen 3 ay çayı bedava içerim ona göre. Tamam. Tamam. 6 ay iç. Tamam. He. Sözün söz olsun mu? Olsun. Vermeyen turup olsun mu? Olsun. Tamam lan. Oğlum bana bir tane futbol topu bul bakayım. Ama güzel olsun ha. Orada plastik top istemem. Harbici top olsun. Güzel olsun. Hadi bakayım oğlum. Git bul. Mahalleden bulursun. Koş. Şahin. Ben söyleyeceğim, babama ayrılacağım işten. Yüzler çıkartma. Yüzler çıkartma. Yüzler çıkartma. Çok kızar ha, söyleyeyim sana. Kızarsa kızsın. Allah Allah. Arabayı ben yıkıyorum. Bankaya gidiyorum. Faturaları yatırıyorum. Bilmem ne, bilmem ne. Ben bu dünyaya sabahın 5'inde kalkıp hamur mayalamak için mi geldim? Sahi ya. Sen bu dünyaya niye geldin? Bilmiyorum niye geldim filan, yani bilmiyorum da. Konuşacağım, ayrılacağım ya babamla, vallahi başka iş bulurum. Ya Çatatoy, ben sana söyleyeyim, iş bulmak çok zor ha. Baksana ya, ben daha iş bulamadım ya. Sen daha iş bulamadın. Sen salaksın oğlum. Hakikaten gerçek bir salaksın yani. Almanya'da oturmak varken gel buraya bir kızın peşine filan falan, ya inanılmaz bir şey ya. Evleneceğim ben. Elvan'la evleneceğim. Evlenmezsem kaçıracağım bu sefer. Kesin kaçıracağım ya. Keşke Seçil burada olsaydı ya. Ne güzel. Kaçtı gitti yani. Vallahi düşünüyorum bazen, ben de böyle ihtilal sabah böyle onunla kaçıp gitse miydim falan diye. Çatatoy, Seçil'i mi özledin ha? Özledim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Özledim. Baksana hayata ya. Onsuz hayat çekilmiyor yani. Ya şeye ne oldu peki? Bir tane daha vardı ya bir kız. Hani neydi adı onun? Sevda mı? Sevda. Ha, Sevda ne oldu? Sevda'ya bir şey olmadı. Onda 2 tane abi var. Olsun. Olsun olur mu? 2 tane abi ne demek? 2 tane abi demek. Ne demek? 2 tane abi demek, hiç gezemezsin demek. Hep gizli saklı buluşman lazım demek. Elini tutamazsın demek. Flört edemezsin demek. Gidip direkt babasından istemen gerekiyor demek. 2 tane abi o demek. Ne demek, ne demek? Ah be, Almanya'nın gezini seveyim ha. Almanya'da böyle abi derdi yok. Erol Taş baba Sami derdi yok. Bütün babalar yemin ediyorum Almanya'da Hulusi Ketmen'e. Vallahi. Bak, gol olmadı ya. Ne güzel olacaktı. Dur ben açıyorum. Nurten abla, teyze merhaba. Ay Rukiye abla kız. Çıkarsana o eşarbı bak. Mis gibi saçı bozacaksın yani, diyeyim ben sana. Ne mis gibi saçı? Ne mis gibi saçı? Nurten Allah aşkına ya, baksana. Ne yaptı güzelim saçı? Anne. Ha? Ya dur. Halam değil bu ya. Bu başka birisi galiba. Siz kimsiniz ya? Ne işiniz var evimizde? Çok pardon, affedersiniz. Ben sizi birisine benzettim de. Size anne diyebilir miyim? İkinizi de geberdim. Sus, vallahi. Yollayın saçınızı başınıza.
Neyse, ben gideyim. Size iyi günler. Güle güle, güle güle Nurten. Nasıl kandım? Ah, ben sana nasıl kandım? Nasıl ikna ettin sen beni? Ah, hala, ne oldun ya sen? Anne, niye hiç fena olmamış ya? Evet, ben de düşünebilirim böyle bir şey yani. Aa, benim saçlarım uzun olsa ben de yaparım. Benim saçlar uzun olsa aynı yaparım ya benim. Ya tamam, üzülme, şaka yaptım. Vallahi çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Evet anne ya. Gerçekten mi? Evet, evet. Bakayım gözüme, bak, bak bakayım. Bak, gerçekten güzel olmuş. Bak anne, vallahi güzel. Vallahi da gidiyor bu bak. Ay, çocuğu çocuğu dinledi işte, görüyor musun? Ay. Şimdi bu 100 tane top mu sektirecekmiş ya? Evet abi, bir de röveşat ayıyla balıkçıya atacakmış. Lan Allah'ına kurban kardeş. Böyle banka iddia var. Niye beni çağırmıyorsunuz ya? Pişman olursun birader, söyleyeyim. Hadi 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 birader, hadi hadi. Lan bana bak. Balıkçıya 90'a takacağım diye bizim camı çerçeveye yedirmeyesin ha. Rahat ol Recep abi. Bizim ayağımızın güngesi tamdır. Yani yanlış hata olmaz. Direkt hedefe odaklanacağız. Evet. Mesut, hadi abicim başta sektirmeyi de şu dedikodu bitsin mahallede artık ha. Ha yaşa be, hadi. Dur dur. Şimdi bil baba, sen var ya hiç merak etme. Birazdan bütün dedikodulara son vereceğim. Hazır mısınız oğlum? Başlıyor. Hadi bakalım. Gelsin çaylar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep beraber sarmayalım ya koro halinde. Bir kişi saysın. Bir tamam. Sektirme bile önemli. Ben sayarım. 14, 15, 16, 20, 21, 22. Peki anne. Anne nereden çıktı şimdi bu böyle durup dururken, ne bileyim? Durup dururken bir yerde çıkması mı lazım çocuk? Canım, bir şey demedim yani. Genelde nişan olur, düğün olur, bir sünnet bir şey, hani bir şey olur yani. Ne güzel bak, bir an evvel birinizden biriniz evleri bu saçma boşa gitmesin o zaman. Ver biraz daha. Çatatoy, sana bir şey söyleyeceğim. Halamın gittiği kuaföre sen de git. Yani bu stil sana çok yakışır. Ya, sana sus be sus, kirpiye bak, Allah'ın kirpi, konuşan kirpi. Yok yok, bak ne yapalım biliyor musun sana? Aynı kuaföre seni de götürelim, böyle topuz yapalım yani. Böyle falan nasıl toplanıyordu böyle, topuz böyle. Ondan sonra gelsinler, seni istesinler. Ver sana ya. Tuhaf tuhaf şaka yapma be. Yo yo. Evladım. Yo. Kirpi Allah'ın kirpi. Nereye git? Gözüme gelecek. Şahin. Kudurmayın vallahi billaha. Zaten sinirleri bozum. Yak yok. Gel Güldencim. Şimdi güzel bir çay yapalım ben. Tamam. Biz içeriz, tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz çocuğum. Anne. Herkes böyle şaşırıyor işte bu iş. Kesin baban görünce böyle düşüp bayılacak. Gülme. Hoş geldin. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Lan bu oğlum bu 60'lar ne kadar zormuş ya. 71, 72. Bravo Mesut abi, iyi gidiyorsun. Vallahi Mustafa, yarıyı geçti bile. Ya yok daha bitirmedi, dur bakalım ya. Allah Allah. Yuri burada. Ne yapıyorsunuz? Bahtiyar sen ne sayarsın? Top sektiriyorsun sen. Mesut, Mesut ne oluyor Mesut? Dur Mesut, Mesut. Ah. Aha, bitiremedi. Bitiremedi. Ya dur, mızıkçılık yapma birader. Yani görmüyor musun ya? Rıza komiserim dur dedi. Evet evet, sayılmaz. Doğru, doğru. İyi tamam hadi. Buyurun komiserim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz uşaklar? Toplu olarak bulunmanın suç olduğunu bilmiyor musunuz? Eylem mi yapıyordunuz yoksa? Neyi protesto ediyorsunuz? Hayır hayır, protesto, eylem falan yok. İddia var, top sektirme iddiası. Aynen John, aynen. Top sektirme eylemi. Vallahi ilk defa duydum amirim. İdeolojik bir şey mi sizce? Yok komiserim, bizim ideolojiyle ne alakamız olur ya? Ha, iyi tamam. Tamam, ne yapıyorsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın da böyle toplanmadan yapın. Kanunlar, kurallar belli ya. Böyle izin almadan düğün bile yapamazsınız. İşiniz gücünüz rif rif rif. Gidin topunuzu kendi dükkanınızın önünde sektirin. Tamam komiserim. Oğlum topu... Keserim topunuzu. Topunuzu keserim.
Ya ver kardeşim ver. Mesut. Burak. Oğlum tekrar başla sen. Başla kardeş ya. Tamam bak yeniden başlıyorum başla ha. Ya. Tamam ulan yapma. Tamam hadi karışmayın. Hadi zurna Mustafa. Gel. Başla hadi. Başlıyorum say. Kaçtan sayıyoruz onu söyle. Tamam baştan lan. Başla tamam başla. 3, 4. Anne, çok değişik olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Sahi mi? Gerçekten bu model size çok yakışmış Rukiye teyze. Gerçekten bak çok güzel olmuş ya. İyi ki yaptırdın ya. Ya böyle önümüzü açmış oldum. Ben de artık böyle değişik şeyler yaptırabilirim, deneyebilirim. Bu da kendini düşünüyor. Ama düşünüyorum o kadar güzel olmuş ki perma bir kere size çok yakışmış. 10 yaş daha gençleşmişsiniz. Doğru mu söylüyorsunuz? Bak yalan söylüyorsunuz vallahi. Kırılırım bak. Doğru söyleyin. Vallahi doğru söylüyoruz. Çok vallahi. Nazlı. Anne. Babam beğenir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Ya Mesut ne güzel kalem oldu. Kendi ben çekeyim. Dur birader dur çekil. Ya bir dakika ya. Kaçın birader. Kaçın. Allah Allah. Bitiremedi. Bitiremedi. Ya olur mu ya? Bekçi geldi o bozdu sayılmaz. Ya ben ama ne oluyor burada ya? Gel ben sana anlatayım gel. Bırakmadım iki tane de ben vurayım topu. Ya sen bir nerede mutlaka ettin ya. Ne oluyor? İyi hadi başla. Şimdi bu Mesut. Başla. Dur konsantrasyonu bozma Recep abi yavaş anlat. 1, 2, 3, 4. Bu ne ya? Nasıl bir model? Hiç gitmemişse hiç yakışmamış anneciğim bu ne ya? Buyurun. Görüyorsun değil mi? Bak. Hiç beğenmedi. Baban görünce akşam hayatta beğenmeyecek. Buyurun. Beğenmeyecek. Kızması ihtimali de var. Niye kızsın abi? Niye? Vallahi ben bilmem. Gelince sorarız babama. Niye kızsın diye. Bir şey söyleyeceğim sana. Niye kızsın? İnsanların saçlarını yaptırması kadar normal ne olabilir ki? İnsanların saçlarını yaptırması çok normal. O normal de bu saç anormal olmuş biraz. Nesi var çocuğum? Ne bileyim hani biraz yani, sanki hani. Ne? Babama sorarsın artık ne bileyim ben. Siz hiç üzülmeyin Rukiye teyze. Kendisi 1960'lardan kalma bu saç modeliyle gezdiği için insanların kuaföre gitmesi fazla geliyor beyefendiye. Aynen evet öyle. Bir kere de bana kızmıştı çünkü. Saçıma bana kızmıştın bir kim, kere. Kim? Kim ya? Ben sen, mi kızdım? Tabii. Ya saçmalama ne? Canım siz gençsiniz. Tabii ki yaptıracaksınız saçlarınızı falan. Gençsiniz diyor bir de. Rukiye teyze yaşlı mı yani? Annem ya yani artık yani. Annem ya. Annem. Rukiye teyze sen hiç üzülme. İnsan hissettiği yaşlıdır. Evet. Ben hissettiğim yaştayım. O kadar. Güzel. Babalım bakalım babam gelince kaç yaşında hissedecek. Babam geldiği zaman destek olacaksın tamam mı abi? Lütfen bak. Tabii canım. Ben hayır destek olurum da yoksa çok normal şeyler bunlar. Yani kadınlar tabii ki kuaföre gidecekler. Tabii ki saçlarını yaptıracaklar. Bayanlar tabii. Erkekler çok. Ya bence artık açık açık yaz. Neyi? Ya işte ben de sana karşı boş değilim falan de. Ay Elvan yani fazla olmaz mı ilk mektubunda? Ya olmaz Dilek. Niye olsun? Ya baksana o sana neler yazmış. İşte seni düşünmeden edemiyorum. Sonra sensiz bir anım bile geçmiyor falan demiş. Ya sen de yaz ne olacak ki? Ya Dilek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Butik Ali seni çok seviyor. Ya ben de onu çok seviyorum da. Yani öyle seni seviyorum da yazamam ki Elvan. Ya yaz ne olacak ki? Ya yok. Sana karşı boş değilim daha iyi sanki. Yani
İyi tamam hadi öyle yaz. Ama şey de yaz. Yani bana olan ilgin hoşuma gidiyor falan da yaz. Tamam. Ama işte annemi biliyorsun falan da. Oh. Elvan. Hoş geldin Dilekciğim. Hoş bulduk. Baban nerede? Ya vallahi bilmiyorum anneciğim. Arabayla bir yere kadar gitti ama gelir herhalde birazdan. Peki tamam. 78, 79, 80. Ah 80'lere geldik. Bitti. Ya dur bir hele. Bitiremedi ya. Olur mu ya? Korna çaldı o, bozdu abi. Allah Allah Mehmet abi, o kornayı çaldı o bilmem ne. Bana ne ya, yapsaydı. Korna çaldı. Zoruna mı soralım, bir sus. Ne yapıyorsunuz be ya? Sen ne yapıyorsun Sami Aga? Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Ya birader, sen Doğu Ekspresi misin? Haydarpaşa garına mı giriyorsun? Ne bu tat tut? Makinist misin sen be? Ne var be? Mahalleye giriyoruz. Arkadaşlarımı gördüm, sizi gördüm. Tat tat yapmayacağım mı? Yapma. Burada top çektiriyoruz. Bozdun beni ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Madem o kadar çektiriyorsun. Tövbe. Tamam, ne yapıyorsun ya? Hadi. Hadi Mesut'um, şunu bir baştan al hadi. Evet. Ya. Yok, durun. Durun. Bu sefer ben sayacağım. Tamam mı? Tamam, say. Bak şimdi, düdüğümle beraber başlıyorsan, tamam mı Mesut? Eyvallah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 'Stajım. İşte Fırfır. Hoş geldin Fırfırım. Ne haber? İyiyim. Çok oldu gideli. Git bak bakayım gelmiş misin? Fırfırım, yepyeni bir görev. Bu mektubu alıyorsun. Kime götürüyorsun? Tabii ki de Dilek abla. Dilek kim ya? Ne Dilek ablası ya? Bırak Dilek ablayı, Yürek ablayı. Dilek abla nereden çıktı? Ay pardon, seninki neydi? Ulan çocuğa bak ya, mahallenin magazin muhabiri oldu ha. Dilek ablayı, Minek ablayı unut. Sen bu mektubu alıyorsun, Ahmet abine götürüyorsun. İyi, tamam. Tamam mı? Tamam. Al bakalım. Ya da... Alma. Hadi versene ya. Dur oğlum, dur. Hadi eve geç kaldım, versene. Tamam be oğlum, bir saniye. Bence çok güzel oldu. Vallahi sen güven bana. Gerçekten mi? Ay, heyecanlandım Elvan ya. O zaman dur, ismimi de yazayım. Ha dur, isim yazma. Niye? Ya yazma, çünkü o zaten anlar senden geldiğini. Ne bileyim, annesi falan bulur ya da başka birisi bulur. Hani arkamıza delil bırakmayalım. İşler evet. Karışmasın sonra. Haklısın. Bence de. Zaten o da mektup yazdığında hiç ismini yazmıyor. Ben de yazdım. Çok heyecanlı. Versene ya artık. Dur be oğlum, dur. Bildiğin gibi değil. Ben bu mektubu sana bir kere verdim mi, ok yaydan fırlıyor artık. Nasıl yani? Ya İstiklal ya ölüm yani. Ya hadi eve geç kalacağım ya. Ya
Ya tamam, al bakalım, tamam ya. Ama önce dur, dur bekle, bekle. Önce ben gideyim, sen mektubu sonra ver. O mektubu bir okusun, içindekileri bir hazmetsin, bir sindirsin, bir yumuşasın, gevşesin. Ondan sonra benimle göz göze gelsin. Dur sen şimdi gitme. Mehmet Ali, ben çıkıyorum, dükkanı kapatırsın, tamam mı? Hadi hakkını helal et fırfırım. Tamam. Hadi bakalım, koçum benim, ortağım benim. Hadi görüşürüz. Bak Fırfır, dur bir dakika, dur. Ne oldu Elvan abla? Gel bir gel. Bak şimdi Fırfır, bu mektubu Butik Ali abine vereceksin, tamam mı? PTT bile bu kadar mektup taşıtmıyor ya. Hadi hadi söylenme. Tamam. Ay. Bu Nazlı ablaydı. Bu Ahmet abiydi. Fırfır! Fırfır! Ne oldu anne? Oğlum baban geldi, eve gel. Of, tamam. Fırfır, ne yapıyorsun? Bak şimdi, Şahin abi şunu Ahmet abime ver, tamam mı? He. Şunu da Nazlı ablama ver, tamam mı? Annem çağırıyor, eve geç kaldım, hadi. Bir dakika hadi. Ya, kimindi, neydi bu? Anlamadım, bir daha söyle. Ya bilmiyorum vallahi kimdi. Bilmiyorum işte, hadi sen ver işte. Hadi. Ya geliyorum, tamam. Bir dakika ya. Hadi. Nazlı, Ahmet. ...91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Nara ve şata var, durun ya! Bileder, bu da senin için geliyor, bak! Bak! Hop! Saçlarını. Çünkü birazdan baban gelecek. Hani ama gösterecektin babama saçlarını. Hani cesur olacaktın hani ya. Ya Nazlıcığım, belki idare ederiz hani o görmeden böyle bir geçer. Ne zaman geçer ki bu böyle? Anne yani en az böyle 4-5 yıkama falan, belki daha fazla, bilmiyorum ya. Ayrıca da bir de tekrar boyatman lazım yani. Ay ben ne yaptım Allah'ım ya Rabbi, ben ne yaptım? Anneciğim niye korkuyorsun? Bunda korkacak bir şey yok yani. Alt tarafı beğenmez. Ne olacak? Ha, değil mi? Evet, evet, değil mi? Ay belki de çok beğenecek. Nereden biliyorsun? Değil mi? Evet ya. Belki de. Bence de. Alo, ne yapıyorsunuz ya? Nazlı. Ne? Bu mektup seninmiş. Aa. Kimden? Bilmiyorum ki. Kimdenmiş? Anne bilmiyorum, nereden bileyim? Aç bakalım, bakalım, aç bakalım. Ay yok, açamam. Çok özel bir şey bence. Hayır, açın. Özel bir şeyse ne olacak? Aa, açamam, hayır ya. Açamam ya. Aç, tamam. İnşallah SSK'lı birindendir o zaman. İnşallah. Açsana. Hayır, hayır, hayır ya. Aç, hayır Şahin, açmayacağım ya. Açsana ya. Ne yaptın ya anne ya? Kaçakla keserim ben onun için. Merak da etmiyorsun ama açmayacaksın yani. Sonra. Ahmet abi. He. Bu sana. Ne o? Fırfır verdi ya. Herhalde bilmiyorum, Gülden abla falan yazdı. Gülden ver. Vermem. Vermeyeceğim. Versene onu şunu. Vermem, bir şartla veririm. Neymiş şartın? O şartım ne biliyor musun? Beni öyle gezdireceksin, eğlendireceksin. Dans. Küt. Ver şunu ya. Vermiyorum ya. Vermeyeceğim. Görsen olmuş. Vermiyorum. Kapı. Tamam Şahin.
benim o... Koysana şey, hoş geldin baba. Hoş bulduk ya. Oo, enişte. Ekmek mi aldın ha? Yok bir şey, yok bir şey, bir şey yok anneciğim. Hemen böyle çıkart onu, hemen çık dışarı bir çırpıda. Değil mi? Hemen. Aa, vallahi hadi çıkar. Çıkar böyle. Tamam. Biraz şöyle mi şey yap, böyle, 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 böyle. Neyse de, değil mi? Boşan da zemerdin ya. Oğlum akşam da yiyeceğiz ya. Ya bunun ben köşesini çok seviyorum, köşesini. Oğlum sen yarım ekmeği köşesiz zannediyorsun ya. Dur bir bakayım. Ay çok güzel, çok güzel. Hiçbir şey, çok güzel anneciğim böyle. Çık hadi. Evet. 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 Hadi. Yapamayacağım ben. Yapamayacağım ben. Bahtiyar beyler, eline sağlık, yap yap. Sırtım, belim gitti ya. Bana bak birader, ben anlamam ha. Topu imzalatacağım, Fatih Terim'e getireceğim, o kadar. Bana ne kardeşim? Senin röveş atan balıkçıya gitti mi? Hayır, gitmedi. Neden gitmedi peki? Ha? Araya Dümbüllü Niyazi girdi oğlum. Dümbüllü'nün kafası girdi araya ondan. Yoksa top balıkçıdadır. Tabii, doğru söylüyor kardeşim. Bence Mesut kazandı vallahi. Allah Allah, odun kırıcının hık diyicisi bu da. Bir kere de bizi tut be. Birederler. Ve top oynarken iki defa sakatlandım. Birincisinde futbolu bıraktım. Ama Zurna Mustafa, bu sefer senin peşini bırakmam. İyi be iyi. Tamam ya. Gider alırız topunu, gider imzalatırız Fatih Terim'i. Atla deve değil ya. He, hemşerimden imzalat. Alacağız, alacağız imzayı. Abi nedir benim bu mahalleden çektiğim ya? Nedir he? Ya biri gelir arabasıyla vurur. Diğeri gelir arabasını yıkarken sabunlusu da beni düşürür. Biri de gelir röveşata yapar kafama kafama top atar. Bak birader, gördün mü ne biçim şutlar çekiyorum? Defansın beyni sarsıldı. Çok komik Mesut. Çok komik hakikaten. Gülelim hep beraber. Ya susmuş birader. Bak bu mahallede o kadar olay oluyor anladın mı? Sen ağzını açıp tek kelime etmiyorsun ha. En azından şu top sektirme olayıma bir alkış tut, bir bravo de ya. Mesut. Oğlum bence susmuşun da zamanında kafasına var ya iyi bir şey düşmüş ki o gündür bugündür susuyor kardeş. Bence öyle olmamıştır ha. Bak nasıl olmuştur biliyor musun? Bence birisi buna gelip böyle bir, iki, üç top demiştir. O andan itibaren susmuştur ha. Yok abi yok 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 yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu susmuş çok zengin biri. Çok zengin hem de. Ve dalga geçtiğimiz için var ya, bir gün hepimizi perişan edecek. Ya. Görürsünüz bak, görürsünüz. Bırak Allah'ını seversen ne zengini ya, ne zengini ya. Allah'ına kurbanım senin. Bu adam neresi zengin ya? Ya kardeşim bu adamı başımıza efsane ettiniz ya. Ya adam çulsuzun garibanın teki ya. Aynen canım, vallahi aynen. Ya, aynen bileler. Çok büyüttüler ya. Bak ben bir ara buna kafayı taktım, tamam mı? Bizim Refik'i yolladım peşinden. Çok araştırdık. Bir şey çıkmadı. Yani artistlik olaylara gerek yok. Yani olayları büyütmeyelim ya. Bence bunun kafasında, beyninde problem var. Bence bir daha hiç konuşmayacak. Vallahi Mesut kardeş, ağzından aldığın lafı aynen katılıyorum. Adam hasta kardeş. Hasta ya. Abi adam zengin. Çok zengin hem de. Hadi Selahattin, çıkmaya mısın sen? Bir iki şey yazacağım amirim. Gönlün babasını bulmam için bazı yerlere resmi yazı yazmam lazım. Taktın sen de bu kıza kafayı ya. Taktın kafayı sen de ya. Ne yapalım amirim? Gönlüne giden yol babasından geçiyor. Ha. Selahattin, ya adam çok sert bir adamsa? He? Ne olacak? Ya vermezse kızını sana? Ya sen babasını bulduktan sonra kızı da alır giderse ne olacak? Ne olacak Selahattin? O da doğru amirim ya. Bakın ben bunu hiç düşünmemiştim. Onu düşünme. Sen ne zaman düşünebildin ki Selahattin? Ne zaman düşündün? Bana bak. Bir önce o kızın babasını bulmaman, bulmandan daha iyi Selahattin. Olmaz amirim. Söz verdim. Mutlaka bulmam lazım. Oğlum git o zaman evlenme teklif et. Evlenme teklif et. Ana yok, baba yok. Kıza güzel bir hayat vereceksin ya. Sahip çıkacaksın kıza. Evlenme teklif et. Evlenme, evlenme. Olsun amirim. Babasını çok merak ediyor. Eğer hayattaysa onları mutlaka kavuşturacağım.
Yani sonuçta polisim ben değil mi? Görevim de bu. Doğru, polissin he. Aferin. Aferin Selahattin. Teşekkür ederim abi. Aferin. Yalnız bana bak, bir ara uyu. Bir ara biraz uyu. Peki abi. Yarın öyle karşımda esneme, tamam mı? Esnedip durdun ya, esnedip durdun. Bak harita orada, harita orada. Dikkat et Selahattin, tamam mı? Hadi fazla oyalanma. Yanaklar nerede ya? Bugüye! Ya annen nerede? Buradadır baba, gelir şimdi. Allah Allah. Hadi ya, acıktım. Rukiye! Rukiye ve diğerleri. Orada çık işte dışarı, normal bir günmüş gibi böyle normal normal çıksana, bir şey olmayacak diyorum sana ya. Bak benim saçlarım mı senin gibi? Çok güzel anneciğim, çok beğeniyorum. Bak saçların normal bir gün gibi. Normal. Prova yap bakayım, normal bir gün. Hadi normal çık. Bir gün. Evet, hadi çık abi. Hadi. Nazlı vallahi gidiyorum. Anneciğim git hadi, bir şey olmayacak. Nazlı vallahi normal bir gün ha. Anne çıkacaksın, buradan çıkacaksın, bir şekilde çıkacaksın yani. Değil mi? Ben bir sütlaç falan mı yapsaydım, tatlı bir şey yapsaydım. Bak tatlı yok. Ay yapmayayım tamam. Hayır, yap, hiçbir şey yapma. Çık. Hadi. Tamam. Ajansı kaçıracağız ya. Olacak şey değil. Hadi Fehmi'ciğim, Ahmet'ciğim hadi. Yemek hazır. Hadi bakalım. Rukiye. Ne oldu sana ya? Rukiye, ceylana mı kapıldın? Ne oldu? Ya sana kaç kere söyledim ya, parmağını o fişlere falan sokma diye ya. Yapmadı böyle bir şey Fehmi'ciğim. Nereden çıkarıyorsun ha? Ya o saçma, o zaman sen bir şeyden korktun ya. Neden korktun? Ya babacığım, annem kuaföre gitmiş işte bak. Aa, bu saçmalığı ancak bir kuaför yapar. Başka kimse uğraşsa uğraşsa yapamaz. O gün Fatih'te kuaföre mi gittin? Ne yaptın sen ya? Allah Allah. Git. Sen para da vermişsindir buna. Kesin para da vermişsindir ya. Ha işte. Nazlı Merinos koyunuydu. Sen de Karaman'a dönmüşsün. Gelecek bayram çok iyi para kazanırız ya. Oo, güzel olur. Hadi Nazlı'cığım sen yemekleri getir. Şahin de çağır yemeği. Şahin! Şahin! Aa, ben çok beğendim anneciğim. Çok yakışmış sana. Çok gençleşmişsin. Bence de anneciğim, çok güzel görünüyorsun. Evet hala ya. Muhteşem görünüyor ya. Neydi o? Hep aynı, hep aynı saç. Baksana, zerkün. Anne, bence sen her hafta farklı bir model yaptır. Hepsi sana çok yakışır. İca çıkarmayın ya. İca çıkarmayın durup dururken, Allah Allah. Gerek yok. Babacığım ama öyle deme yani, bu şey gibi hani tıraş oluyorsunuz ya siz her gün, onun gibi bir şey yani bu. Tıraşla bu saç bir mi ya? Şuraya bak. Yani mantığı aynı aslında. Yani hani güzel görünmek. Ya Nazlı, enişte bu mantığı anlayacak da ondan sonra ne anlayacak, ne anlayacak ya? Ne? Mantığı diyorum ya, mantı var ya yemek için enişte. Keşke, ya hala ya, keşke mantı yapsaydın ya, akşam yerdik ya güzel ha. Abuk subuk konuşmayın. Abuk subuk konuşmayın, herkes yemeğini yesin. Bu saç mevzusu da kapansın. İkinci bir emre kadar kıl lafı duymak istemiyorum bu evde. Çok yakışmış anne. Thank you.
Yok abicim ya, yok. Konuşacağım ben. Bırakacağım bu pastane işini ya. Bu ne ya? Böyle mesai mi olur ya? Arkadaş sabah 5, gece 12. Mesai, mesai, mesai. Mesaisi batsın ya. Benim hayatım gitti. Ben hayatımı yaşamak istiyorum yani. Ne top oynayabiliyorum, ne bir arkadaşla oturup iki bir şey konuş. Bu ne ya? Kaçacağım pastanesine. Çağatay'cığım, eğer işi bırakıyorsan seni benim şirkete transfer edebiliriz. Ne dersin? He? Ne olarak? Simitçi. Ne? Simitçi. Ama burada değil. Eminönü'nde. Çağatay. Gittim Eminönü'ne. Yemin ederim üşenmedim saydım. Bir simitçi günde 300 ila 500 tane simit satıyor ya. Paraya bak Çağatay. Ne simidi abicim ya? Ne simidi ya? Bana her şeyi de ama ne simidi ya? Ne simidi ya deme. Yani kardeşim bu seyyar gıda işinde çok para var. Hele simitte. Türk damağının dostu, geleneksel lezzet emektar simitten bahsediyoruz Çağatay. Usta kardeşim, bu millet her şeyinden vazgeçer ama simidinden vazgeçmez. Yemin ederim simitle sırtımız yere gelmez. Boş ver abicim ya, ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Boş ver hadi. Doğru söylüyor. Gün gelecek simit sadece tezgahlarda değil, 3-4 katlı restoranlarda satılacak. Pardon abi, ne? Şey, simit. Restoranlarda. Evet. 3-4 katlı. Evet. Hayat hızlandıkça yiyip içmemiz de hızlanıyor. Eski insanlar sofraya oturdular mı saatlerce sofrada kalırlardı. Keyifle yemek yerlerdi. Ama şimdi biz yarım saatte yiyip içip kalkıp gidiyoruz. Gün gelecek insanlar yemeğe 10 dakikalarını bile zor ayıracaklar. İşte o zaman simit caddelerin ve sokakların kralı olacak. Yaşa be Basri abi be. Ne iyi konuştun be abi. Yemin ederim beni bir tek sen anlıyorsun. Seni şirketime genel müdür yapacağım. Kapısına da 46 yazacağım. Ben zaten kendi hayatımın genel müdürüyüm Ali. Başka iş yapamam. Basri abi, ayıptır sorması. Kendine kaç para maaş veriyorsun? Gelirin ne? Benim gelirim huzur, sükunet ve hikmet. Vay be. Bak laflara bak, laflara bak. Vay be. Tam benim ihtiyacım olan şey ya. Evet. Herkesin ihtiyacı olan şey. Yok abicim ya, konuşacağım, bir şeyler yapacağım ya. Böyle oldu. Bir şey mi istedin babacığım? Annen öyle gözüm aldı da dikkat, yani şey şok hala geçmedi. Şok aynı şok. Bildiğimiz şok devam ediyor. Ben gideyim içeri Fehmi'cim. Anne otur. Yok ya, otur yani. Alt tarafı bir küçük bir değişiklik yaptı annem babacığım. Bir şey yok yani. Ne bir şey yok ya? Ne gerek var ya? Ay madem berbere gitti, saç yaptıracaksın. Ya insan bir yaşını başını düşünür, ona göre saç yaptır ya. Bu halde dışarı çıkacak ya. Çıkılır mı bu halde, dışarı çıkılır mı? Abi dururken ne gerek var? Ha düğün dernek olsa anlarım. Hani o zaman bir kaldırır. Ama durup dururken kalksan kuaföre git. Böyle abuk subuk acayip acayip modeller yaptır. Ne gerek var ya? Böyle şeyler biz... Artık yani böyle mahalleye çıkılır mı ya? Biz yaşımızı başımıza almış, belli bir ağırlığımız olan insanlarız ya. Ne ya, çok ayıp, çok ayıp. İcat çıkarmayın. İcat çıkarmayın ya.
İşe gidiyorum. Bak ya. Birinin saçı gitti, birinin kafası ya. İnsanın doğası bu galiba. Değişime direnmek. Herkes hayat kendi öğrendiği gibi, kendi bildiği gibi devam etsin. Diğerleri hep buna uysun istiyor. Hele babalarımız. Hep korktuğumuz, hep çekindiğimiz, içlerindeki sevgiyi nadiren görebildiğimiz babalarımız. Değişime en çok direnenler onlardı hep. Son sözü hep onlar söylerdi evde. İster beğen, ister beğenme. Ve annelerimiz, bütün gün evden çıkmayan, içlerine kapanık, çocuklarının ve kocalarının etrafında dört dönerken kendi hayallerini, heveslerini, isteklerini hiç yaşayamayan annelerimiz. Kim bilir kendi kendilerine ne çok gözyaşı döktüler, hiçbirimiz farkında bile değilken. Ne çok boyun eğdiler hayata. Çaylar, yapıştır zurna Mustafa. Allah Allah. Ver bakalım. Ne oldu oğlum bizim top? Hala almadın mı? Allah Allah, alacağız oğlum, tamam ya. Mızıkçı. Recep abi, bir yapıştır sıcak sıcak, yağ gibi kaysın. Vay komutanım. Çay vereyim mi? Ver be. Yapıştır. Ne o komutanım, izin gününüz mü? Sivilsiniz. Ya dün evraklar geldi, emekli oldum. Vay, hayırlı olsun komutanım. Yalnız bundan sonra size Hasan abi diyebilir miyiz? Tabii canım abi. Güzel, iyi oldu be. İyi oldu. Selamünaleyküm beyler, duydunuz mu? Hayırdır birader? Muhtar Hidayet abi dün gece vefat etmiş, sizler sağ olun. Allah rahmet eylesin ya. Ya o sapa sağlam adamdı be, ne oldu öyle? Bugün var, yarın yoksun işte. Bana da 50 tane çay borcu vardı. Ama olsun, helal hoş olsun be. Dikkat, dikkat. Belediye Başkanlığından duyuru. Çınaraltı Mahallesi Muhtarı Hidayet Samancı dün gece vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Hacı Galip Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm halkımıza duyurulur. Bak, muhtar da olsan sonunda ölüyorsun. Sapa sağlam idi ya. 3 kilo balık verdim vadede, kızdırıp yiyeceğim onları. Ama adam belli olmaz. Neyse, al birader. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yapıştır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Susmuş abi, duydun mu? Muhtar vefat etmiş. Duymuştur oğlum o. Adam sağır değil ki. Sadece konuşmuyor. Ya Ahmet abi, bunun önünde adam kesiler yine konuşmaz. Hadi sen fazla uzatma. İki tane çay getir bize. Bu garibanla da fazla uğraşmayın, hadi. Ya Ahmet abi, ustam diyor ki bunun beyninde çok büyük problem varmış. Sen uzatma hadi, iki çay getir, birini susmuşa bana yaz ama. Garibanla da fazla uğraşmayın, tamam mı? Tamam abi.
Sen de bir şey söyle artık be Sivaslı. He? Daha ne kadar susacaksın böyle? Bak ölümlü dünya. Hayata hiçbir lafın yok mu? Bir küfür, bir isyan, bir haykırış, herhangi bir şey. Hiçbir bir şey gelmiyor içinden ya. Hiçbir bir şey söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin. Oha. Nasıl unutursun ya? Var mı oğlum arayan soran? Bu saatte seni kim arayıp sorsun usta ya? Ya Ahmet abin de mi gelmedi hiç? Yok gelmedi. Allah Allah. Nasıl gelmedi ya? Gelmedi. Lan kesin okumuştur o. Kesin okumuştur. Damlar birazdan o beni arıyordur o ya. Koy şuradan üzerine bir şey koy, koy. Niye ki? Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak da ondan. Bir şey de bilme. He? Bir şey de bilme. Bir şeyi de bilme, bilme, bilme. Oğlum koysana yavrum, koysana çocuğum. Sevgili Ahmet, sen benim en eski ve tek dostumsun. En güzel anılarımda hep sen varsın kardeşim. Senden bugüne kadar hiçbir şey gizlemedim. Bir tek şey hariç. Nazlı. Evet bu. Uzun yıllar boyunca senden gizlediğim tek şey Nazlı'ya olan aşkım. Gizledim çünkü dostluk hukukunda böyle şey olmaz diye düşündüm. Vazgeçmek istedim. Yapma Ergun dedim. Yakışmaz dedim ama... En iyisini sen bilirsin. Bunları yüzüne söylemek isterdim. Ama yapamadım. Artık biliyorsun. Seviyorum Nazlı'yı. Öyle böyle değil. Niyetim ciddi. Hem o da biliyor. Lütfen bunu okuyup Nazlı'ya kızma olur mu? Ben ısrar ettim. Ben çeldim aklını. Ama şunu bil ki sevdiğim için. Bunu en iyi sen anlarsın. Dostun olarak senden daha fazla gizleyemezdim. İster gel ağzımı burnumu kır. İster öldür. Ama ben seni sevmeni istiyorum. Çünkü bu gerçek Ahmet. Can dostum Ergun. Beni beklemen, uzaktan bakman,
uzun zamandır hiç vazgeçmemen aslında çok hoşuma gidiyor. Ben de sana karşı boş değilim. Ama annem, o benim için daha farklı birini istiyor. Sana tam olarak güvenmiyor. Belki daha iyi bir işe girersem, ona güven verirsem görüşmemize izin verir. Sen hiçbir zaman vazgeçme, olur mu? Çünkü etrafımda olmanı seviyorum. Vay be. Vay be. Susmuş, Gülden de beni seviyormuş biliyor musun? Gülden diyorum, Gülden de benim... Gülden de bana karşı boş değilmiş diyorum. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. O artık senin. Kimse onu senden alamaz. Sakin. Sakin. Vay be. Vay be. Vay be. Seviyormuş. Vay be. Günaydın Ergun. Ergun. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Ne haber? İyilik. Senden? Benden. Ben nasılım sana söyleyeyim. Ben hala şoktayım yani. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ergun, ben dün bir mektup aldım. Öyle mi? Tahmin et kimden? Yani kimden olacak? Şu dünyada en çok değer verdiğim, en çok sevdiğim birinden aldım. Eyvallah. Eyvallah. Ergun, ben zaten biliyordum. Ama mektubu okuyunca artık her şeyden iyice emin oldum. Tamam. Güzel. Peki ne hissediyorsun şu an? Ben mi? Sen benim yerimde olsan ne hissederdin? Onu hissediyorum. İnsan böyle bir durumda ne hissedebilir? Ergun? Ha? Çok büyük bir mutluluk oğlum bu. Ay kardeşim. Ay kardeşim. Ama biliyordum ama. Vallahi biliyordum. Vallahi biliyordum ya. Vallahi billahi biliyordum. Oh. Oğlum ben... Gel buraya, gel. Çabuk, 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 çabuk bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ne oldu biliyor musun? Ha. Ergun, abime mektup yazmış. Ne? Her şeyi de itiraf etmiş yani.
Allah'tan mektup benim elime geçti. Yani böyle faciayı engellemiş oldum. Bir gelirse sakla, tamam mı? Tamam, dur, ne yazdı bakayım. Gördün mü? Ay canım ya. O yüzden öyleydi şimdi. Demin merhaba dedim, duymadı beni. Dertli dertli oturuyor aşağıda. Vay be kardeşim. Vay be kardeşim. Demek sen şimdi bu iş olur diyorsun, öyle mi? Biliyorum tabii. Çok açık, çok net, çok samimi, çok içten. Tüm duygularla yani bütünüyle yazılmış. Aşkın itirafı Ergun. Ya kardeşim benim, beni nasıl rahatlattığını anlatamam ya. Ben o kadar korkuyordum ki. Yani o kadar çok çekiniyordum ki. Niye çekiniyordun sen, anlamadım. Ya işte. Olmayacak diye çekiniyordun değil mi? Yani. Yok daha neler. Bunca sene sonunda. Bu kadar emekten sonra. Ya Ergun, bunca sene. Ortada emek var. Saatlerce bir pencereye bakmalar var. Uykusuz geceler var. Sabahlamalar var, acılar var, umutlar var, şiirler var. Orhan Gencebay dinlemeler var, Ferdi Baba dinlemeler var. Ne demek olmayacak ya? Ne demek olmayacak, ne demek? İşte bu yüzden dedim, biliyor musun? Bu yüzden dedim, Ahmet sen beni anlarsın. Sen benim ne demek istediğimi anlarsın diye, sen bilirsin diye bu yüzden dedim, anladın mı? Anladın mı şimdi yani? Herhalde anlarım oğlum. Herhalde bilirim. Ben anlamayacağım, kim anlayacak ya? Tabii ki. Değil mi ya? Ben aslında biliyordum, biliyor musun? En başından beri biliyordum. Ama itiraf edilmesini bekledim. Artık iyice emin oldum. Yoksa biliyordum. Oğlum sen... Ya sen ne büyük insanmışsın oğlum sen. Oğlum sen nasıl bir adammışsın ya? Oğlum sen nasıl bir arkadaşsın, nasıl bir adamsın sen ya? Ha? Nasıl bir adamsın oğlum sen? Sen ne büyük bir adamsın sen ya? Ya bu kadar sene, bunca yıl bildin ve sabırla itirafı bekledin. Helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun sana ya. Oğlum üzerimden bir yük kalktı ki var ya, kuşlar gibi uçar giderim, yemin ediyorum sana Ahmet'im ya. Benim de üstünden bir yük kalktı değil mi? Kalktı tabii lan, kalkmaz olur mu? Hem de sırtımdan neredeyse 10 ton gitti değil mi? Lan kaç ton ya? Dünya kalktı üstümden, dünya. Bunca sene ya, insan hisseder. Kalp taşıyoruz burada ya, insan taş olsa hisseder. Ortasından çat diye çatlar be. Oku. Yok tamam, oku, ya. Oku hadi. Ya tamam Allah'ım. Ya oku. Lan niye okuyacağım? Oğlum Ahmet'im ya. Ne yapacağım, ses ses de okuyacağım mı? Evet. Ha, delirdin iyice ya. bu kimden? Nasıl kimden? Söyledim ya. Hayatta en çok sevdiğim, en çok değer verdiğim kişiden. Gülden'den. Demek ki uzaktan bakma. Oku oku, yüksek sesle oku. Hiç vazgeçme, ben aslında çok hoşuma gidiyor. Bak, etrafında olmam hoşuna gidiyormuş, okudun mu? Sen hiçbir zaman vazgeçme, olur mu? Çünkü etrafımda olmanı seviyorum. Nasıl? Hay kardeşim benim be! Ah daranza! Hay kardeşim benim! Hay kardeşim! Hay kardeşim! Oh kardeşim benim, kardeşim benim! Oy! Oy kardeşim! Oy! Affedersin, şu an duramıyorum, niye bilmiyorum. Ha yok. Senin de değil mi? Senin de değil mi? Çok, çok, çok. Sevindim çok. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Deli vallahi bu Ergun ya. Evet, deli ya. Ben daha dün söyledim bak ona. Dedim ki, benim 3,5 sene daha okulum var dedim. Sakın böyle bir şey yapma dedim ama dinleyen kim işte bak.
Niye dinlesin? Aşık çocuk. Ama bak ne güzel şeyler yazmış Nazlı. Ya orası öyle aslında tabii de. Ya niye abime yazıyor? Bana yazsın. Birilerinin canı aşk mektubu istiyor galiba. Hadi bunu sakla. Geç kaldık zaten. Yürü gidelim. Tamam. Kalk. Gördün ama değil mi? Çok güzel ama. Oğlum bugün çok güzel bir gün değil mi ya? He? Şahane. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim. Yatağıma uzanacağım. Bu mektubun her satırını defalarca okuyacağım. Defalarca. Oh be. Vallahi oku vallahi Ahmet'im ya. Oku tadını çıkar tadını. Değil mi? Oh. Hadi görüşürüz. Haydi. Günaydın. Günaydın. Hadi görüşürüz. Gülden. İki dakika görüşebilir miyiz? Görüşemeyiz. Okula geç kalıyorum. Ya Gülden aslında iki dakikadan bir şey olmaz. Ben de bir Ergun abiye uğrayayım da hani bu şarkıları çeksin. Ben geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Ne oldu? Neyin var Ahmet? İyiyim hiç. Daha iyi olmamıştım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim de sen pek bir böyle güleç geldin bana. Hayırdır? Sen bilirsin niye güleç olduğumu. Yo bilmiyorum. Niyeymiş? Bilirsin, bilirsin. Hadi. Bilirsin. Ne diyorsun Ahmet Allah aşkına? Ergun. Bir daha benim arkamdan iş çevirme. Allah'ım ya Rabbim sen bana akıl fikir ihsan eyle. Ya bu sana nasıl geldi ki? Geldi işte. İyi ki de bana geldi. İyi ki de bana geldi. Ya bak daha az önce benim başıma gelenleri sana anlatsam güler misin, ağlar mısın sen? Anlatma. Ergun bana hiçbir şey anlatma. Sadece bir daha abime mektup falan yazma. Tamam mı? Tamam ya. Söyleme de hiçbir şey. Tamam ya, tamam. Ya Ergun, ya bu kadar sabrettin. Ya biraz daha sabret ne olur. Ama ya bizim için yazdıkların çok güzeldi. Çok güzeldi yani. Ama bir daha yazma. Tamam? Yazma. Şekilde düşünmene nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum anlatamam sana. Ne şekilde? Sen de bana karşı boş değilsin ya. Böyle etrafında olmam, sürekli senin peşinde olmam hoşuna gidiyor ya o bakımdan. Ne diyorsun Ahmet sen ya? Ha, tabii. Sokaktayız diye. Sokaktayız diye. Çok garip davranıyorsun Ahmet. Yo, tamam tamam sokaktayız. Azıcık biri gelir tamam. Falan. Gülden gidebiliriz, tamam. Hadi, hadi gidelim. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Güle güle. Seninle bir şey konuşacağım. Hayır, sakın ha, sakın ha. Hiçbir şey konuşmayın benimle. İcat falan çıkarmayın. Her gün yeni yeni icatlar hiç sevmem. Tamam, yeter. İcat çıkarmayın. Ya daha önce icat edilmiş bir şey bu söyleyeceğim. Yani insanlık tarihinde örnekleri var. Ne bileyim? Anlat bakayım hikayeyi. Hikaye ben, Sami abi ve Tadı Güzel Pastanesi arasında. Kovuldun mu? Yok, hayır.
Kovulma düzen ne, başka ne olabilir ki? Şimdi şöyle. Ya oğlum develeme söyle ya. Ya Çatat o işi bırakmak istiyor enişte. Nasıl bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun ya? Allah Allah. Ha tabii zor geldi değil mi? İşe gitmek zor geldi. Sabah erken kalkmak zor geldi değil mi? Gece geç saatte gelmek zor geldi değil mi? Sağa sola gönderiyorlar, oralara gitmek zor geldi değil mi? Hayır baba yani şimdi... Ya tamam kes, bana cevap verme. Ben soru sorar gibi yaparım, cevap verme şart değil. Ben 50 yıldır çalışıyorum ya. Bir gün babama gidip serzenişte bulunmadım. Allah Allah. Cevap verme Zekara. Cevap verme. İşe çıkarma, çalışmayıp ne yapacaksın? Sami seni yanına aldı, sana zanaat öğretiyor ya. Fena mı? Adam daha ne yapsın? Sana güvenmiş, yanına almış. Tabii sen çık hayta hayta, top peşinde koş. Hayır baba, daha güzel bir iş bulabilirim ya. Kim sen? Sen nereden bulacaksın ya? Bulacağım bu senin işte. Benden bulacaksın yani. Şimdi kadar bulduğun en güzel iş bu. Bırak. Allah Allah. Ne işi ya? İcat çıkarmayayım benim başıma. İş bulacakmış. Hayta hayta dolaş. Oh be. Ya ben ölene kadar ben mi bakacağım size? Yok. Türkiye'nin her yerinde görev yaptım. Basmadığım vatan toprağı kalmadı. İhtilal olacak ve bir polis karakolunda görevliyken emekli olacaksın deselerdi hayatta inanmazdım. Kısmet böyleymiş komutan. Evet, kader kısmet. Yani vatana hizmet kutsaldır. Herhangi bir yer olması fark etmez. Ya zor günler geçirdik. Efendim, ihtilal oldu. Birlikte görev yaptık. Tarihe tanıklık ettik. Belki de tarihin bir parçası olduk. İnşallah vatana, millete, gelecek kuşaklara hayırlı olur. İnşallah, inşallah komutan. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Askeriz biz. Emirlerimiz kesin, dilimiz keskindir. Kalbinizi kırdıysam, sürçülisan ettiysek affola. Estağfurullah komutan, olur mu öyle şey ya? Affetmek ne demek ya? Affetmek ne demek? Olur mu öyle şey komutan? Tamam yani darbe döneminde böyle üzücü şeyler yaşandı. Doğru ama başçavuşumuz olarak sizden çok şey öğrendik. Bunu inkar edemeyiz. Yani evet. Mesela şey derler ya. Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur derler. Onu da derler yani ama biz bunu gerçekten bu karakolda sizden öğrendik. Ya estağfurullah. Rivriv yapma Rıza komiser. Olur mu öyle şey ya? Nerim ben rivrivci bir insan değilim komutan. Rivrivci orada bak. Doğruları söyle. Öyle değil mi Selahattin? Öyle değil mi? Kesinlikle öyle amirim. Vallahi Hulusi Kentmen gibi adamsınız komutanım ya. Estağfurullah ya. Neyse arkadaşlar. Veda zamanı geldi. Bana müsaade. Allah işinizi rast getirsin. Hoşça kalın. Of. Estağfurullah. Komutan. Ha. Gel be Rıza komiserim. Hakkını helal et. Seninle komutan. Ha. Hadi. Allah muvaffak etsin. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Komutan. Efendim. Gitmeden son bir kere nitekim bir taklit yapsan bize. Hasan Başçavuş gitti nitekim. Allah'a emanet ol. Nitekim. Haydi eyvallah. İçerini, içerini. Esprilerden de anlıyor, gülüyor. Nitekim. Doğruydu. 12 Eylül ihtilaliyle bir tarihe tanıklık etmiştik. Asker yönetime el koymuş, biz hepimiz sokaklarımızdan geçen tankları, askeri araçları alkışlarla karşılamıştık. İnsanın içinde olduğu değişimi yaşarken fark etmemesini, ancak geriye dönüp uzaktan baktığında her şeyi görebilmesini en güzel örnekti. Thank you.
bakalım Ozan abi ya. Gel otur ya. Vallahi çok şık olmuşsun ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Artık bir son çayımızı içmeden de gitmezsin herhalde. İçelim, içelim. Tamam. Oğlum Hasan abine çay ver bakayım. Şimdi ne yapıyorsun Hasan abi? Neye karar verdin? Nereye gidiyorsun ya? Vallahi şimdi hanım bekliyor. Şimdi Çanakkale'ye torunların yanına bir gidelim diyoruz. Ben Çanakkale'liyim biliyorsun. Ondan sonra da işte Ayvalık'ta keseme göre bir yer bakacağım. Allah izin verirse, ömür verirse de orada yaşar gideriz artık. Vallahi çok iyi düşünmüşsün Hasan abi ya. Ayvalık çok güzel yer ya. En güzel yer ya. Kimse de yerini bilmiyor. Ben de bak, ben de bizim çoluğu çocuğu şöyle bir evlendireyim. Ben de hanımı alıp vallahi gelirim yanına ya. Ya başımın üstünde yerim var Pembe kardeşim. Ege'de balık bırakmayız ya. Abi ya, Ege balıkları korksun bizden ya. Allah ya. İyi oldu, iyi oldu. Çok iyi oldu canım. Ya Nurten'cim, ne kadar haklıymışsın. Yani gerçekten bütün akşam adam bana baktı. Yani bu saçla Fehmi'nin dikkatini çekmeyi başardı. Ay canım, dedim ben sana aşk olsun. Ay, beğenmedin mi yoksa? Hiç beğenmedi anacığım, hiç. Hiç beğenmedi. Ya, yok canım, beğenmiştir. Alışır. Acele etme Rukiye abla. Alışır tabii alışır. İstemiyorum ben. Ben gitmek istiyorum. Tekrar Yıldız beni götürür o kuaföre, ne yapacaksa yapsın. Eski haline döndürsün benim saçımı. İstemiyorum ben bu saçı. Ay Rukiye abla, hemen düzelmez ki o. Düzeltecek efendim. Olmaz öyle şey. Ben bir akşam daha bana öyle bakmasına dayanamam. Yeter artık. Yok hayır, bırak onu kıskandırmak için yaptığımı. Yani adam umurunda bile değil. Yani sadece takmış işte. Şu yaşına başına bak. Şu yaş, saça bak. Yani bu yaşta olur böyle o kuaför masrafı. Ooo kömürlüğüne paralar ödenmiş. Onun aklı fikri ona çalışıyor. Başka bir şey yok. Yok yok, istemiyorum ben bu saçı. İstemiyorum. Hemen değiştirsin. Artık bana müsaade Fehmi Bey kardeşim. Ben gideyim, kalkayım. Müsaade senin, yolcu sensin. Evet. Hadi, her şey için teşekkürler Adan abi ya. Sağ ol. Ya sen sağ ol be, sen sağ ol. Yani şimdi yabancısı olduğumuz bir yerde bize dostluk gösterdin. Arkadaşlık ettin ya. Ya olur mu öyle şey Hasan abi ya? Askerin bu memlekette yabancı olduğu yer mi olur? Sen İngiliz askeri misin ya? Ya şartlar öyleydi. Vatandaşa kötü davrandık. Yani kötü davrandık, yabancı gibi davrandık, düşman gibi davrandık ya. Ya sen takma böyle şeyleri kafana ya. Hadi sen git Ayvalık'a, git orada efendi kafana dinle. Bırak bunları artık ya. Ayvalık çok önemli yer. Öyle. Çok, çok iyi bir tercih. Hakkını helal et Fehmi Bey kardeşim. Hadi hakkım helal olsun Hasan abi. İyi yolculuklar sana. Sağ ol, hoşça kal. Haydi. Dikkat! Sayın Belediye Başkanımız Emekli Albay Şinasi Selvioğlu teşrif ettiler. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz komutanım. Buyurun böyle geçin. Başkanım. Sağ ol. Buyurun oturun, oturun. Oturun komutanım. Nasılsınız? Sağ olun başkanım, çok sağ olun. Yapıştırın başkanım. Nasılsınız? Sağ olun komutanım. Vallahi komutanım ben kalkacaktım. Siz geldiniz ama ayıp olmasın diye oturdum. Yani gideceğim. Nereye? Ben artık emekli oldum ya, şöyle bir ne bileyim kafamı dinlendirebileceğim bir yer arıyorum, gideceğim. Emekli olduğunu bildiğim için buraya geldim. Biliyorsunuz mahallenin muhtarı vefat etti. Ya, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi bir insanmış. Ama seçimlere kadar benim bir muhtara burası için ihtiyacım var. Evet. Adaylar çok. Çok da benim güvenebileceğim, beraber görev yaptığım birini tercih ediyorum. Onun için sana
Çınaraltı Mahallesi'nin muhtarlığını teklif ediyorum. Tabii, kabul edersen. Emir telakki ederim komutanım. Sağ ol. Danyal, not al. Emredersiniz başkanım. Neyi alayım efendim? Bütün yapılacak işlemler tamamlansın. Ankara'lı yazışmalar bitirilsin. Hı hı. Bundan sonra yeni muhtarımız, mahallemizin yeni muhtarı, emekli başçavuş Hasan Bey'dir. Emredersiniz komutanım. Bu sana neyi hatırlatıyor? Kıbrıs Beşparmak Dağları komutanım. Aferin. Etrafta bombalar böyle boğ diye patlıyor. Zifiri karanlık. Her taraftan kurşunlar üzerime doğru geliyor. Bağırdı. Dedi komutanım vuruldunuz. Ben o zaferin heyecanı ile hiçbir şey hissetmiyorum. Sonra bayrağı diktik ve tamamıyla orası bizim oldu. Evet, evet. Tamam, sen al bakalım. Sen al kan çikolatanı, sen al. Hadi afiyet olsun. Maşallah, maşallah. Dikkat güzel. Hadi bakayım şimdi siz buradan yavaş yavaş. Bak, arabalara dikkat edin giderken, tamam mı? Doğru eve. Hadi. Maşallah. Alo. Ha, yok, yanlış numara. Ne oldu efendim, iyi günler. O yıllardaki tek hata 12 Eylül ihtilali değildi tabii. Telefonlar sık sık hatalı düşer. Mektuplar bazen yanlış yerlere giderdi. Gülden'den geldiğini sandığım, bu yüzden hayatımda en çok sevindiğim mektuplardan biri olan... ama aslında Gülden'in hiç yazmadığı o mektup gibi. Merhaba. Merhaba Ahmet. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Hayırdır, pek bir güleç gördüm seni. Sokakta değiliz. Pek kimse de yok. Yani rahat rahat konuşabiliriz. Ne konuşacağız bilmiyorum ama iyi, tamam konuşalım. Nasıl? Bilmiyorum. Yazdıklarını konuşabiliriz. Yazdıklarım mı? Hmm, seni bekleyişimin, sana bakışlarımın hoşuna gittiğini, senin de benden hoşlandığından bahsedebiliriz. Ben? Evet. Demek sorun annen de, beni istemeyen oydu. Ne annesin, ne diyorsun sen Allah aşkına? Tamam. Sen anneni merak etme. Yani... İkimizin gönlü bir olduktan sonra biz her zorluğu aşarız. Yok Ahmet, yanlış anladın bak, sen. Bak bak. Ne yapıyorsun ya? Dediğin gibi ben hep etrafında olacağım. Ahmet, neden bahsettiğini hiç anlamadım. Ne diyorsun sen? Ben bana yazdıklarından bahsediyorum, anlamadın mı? Hayır. Ben sana bir şey mi yazmışım? Evet. Mektubunu ben bu sabah aldım, bir çırpıda okudum. İşte bu. Bugün hayatımın en mutlu günü. Ahmet sen ne diyorsun? Ne mektubu? Bu mektubu ben yazmadım. Yazmadın mı? Evet ben yazmadım. Bakabilir miyim şuna? Bende ne arıyor o zaman? Bilmiyorum senden arıyor. Ayrıca bu benim yazım değil ki. Benim yazım böyle işte. O zaman... Başkasına mı yazdırdın? Elvan mı yazdı? Elvan'a mı yazdırdın? Elvan, niye yazdırayım mektubu? Bu mektup başka birinin mektubu. Yanlışlıkla sana gelmiş herhalde. Al. Ya da alma. Bence çok komik çünkü. Ya Ahmet, gerçekten benim yazdığımı falan mı sandın? Ben bunu saklayabilir miyim? Hayır, saklayamazsın. Niye değil, dur dur. Lütfen, lütfen. Ahmet, gerçekten... Yani böyle hayallere kapılıyorsun hep. Yapma, üzülüyorsun. Gerçekten benim yazdığımı sanmışsın. Ben gidiyorum. Ya o mektubun da sahibini bul. Yazık.
insafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da geçse de, hayatımızdan pek çok şey eksilse de, şimdi anlıyorum ki yılların eskitemeyeceği tek şey gerçek sevgiydi. İnsanlar kavga etse de, ayrı düşse de, birbirlerini yıllarca görmese bile o sevgi hep oradaydı. Belki de o yüzden sevinçlerimiz uzun, kederlerimiz kısa sürerdi eskiden. Tabii sokaklarda bizi mutlu edecek daha çok şey olurdu eskiden. Bir ayı oynatıcısı geçer gülerdik. Bir düğün olurdu kederimiz dağılırdı. Ve bazen mahalleye bir şarkıcı gelir, içimizi ısıtan bir şarkı söyler, bizi müziğin içine alır götürürdü. Sevdiğim cemalim, güneşim, ayım. Sevdiğim cemalim, güneşim, ayım. Seni seven aşık çekez vahım. Getir el basayım, kelamullahım. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Getir el basayım, kelamullahım. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Teşekkür ederim alkışların o güzelleriniz dert görmesin. Ağzına sağlık. Gel. Ağzına sağlık.
yakıldır. Gel kardeşim. Çayı değiştir, tazeyle çay. Tamam. Hem ben. Hem ben bile de. Rafik nerede kaldı oğlum çaylar ya? Ya susmuş bileder. Bak adam dışarıda ne kadar güzel şarkı söylüyor ya. Sen neden çıkmıyorsun, neden bir tepki vermiyorsun bileder? Sen var ya, bak sadece susmuş değil, aynı zamanda yabanisin abicim. Öyle olmaz. Ağzına sağlık birader vallahi. Ağzına sağlık. Çok güzel o kızım. Ya hemşerim bir daha bizim oralardan söylesene ya. Hepten bayılsaydım da. Sıkmaz etmeyin adamı ya. Ya. Onu dedik, bunu dedik. Ama sende hiçbir tepki yok ya. Ya senin içinde ne bir sevinç var, ne bir öfke var. Ya insan şu müziğe bir karşılık verir ya. Allah Allah. Ama sen ne anlarsın ki müzikten? Duygusuz adam. Ya ne oldu çay ya? Mesut! Tavşan karı, bir çay yolla buraya ya. Dur oğlum, geliyor ya. Dinlensin bir nefes alsın oğlum. Senin oradan da öpür, tamam mı? Susmuşa dikiz beyler. Bak ya, bir de piyanonun başına otur. Susmuş. Aman kardeşim, sahibi burada bak. Anlayılmış gibi bir de dın dın basayım. Oğlum önce ağzınla bir şeyler söyle. Susmuş, kurcalama istersen hassas alet onlar. Çakıta gelmesin. Allah. Normalde laf dinler ama. Çalacakmış gibi bir de oturuyor ya. Hak bana ömür vermiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Su akar, deryaya varır, deryadan mahi çıkarır.
gökyüzünde yağmur olur. Gökyüzünde yağmur olur. Damlaları boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Meryem'e mi kalmış, Musa Asa'dan ne bulmuş, Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş. Saltanatı boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Hak dostuyum, gittim geldim, aradım kendimi buldum. Bir mahsuni şerif oldum, bir mahsuni şerif oldum. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Geçmişim